Musul operasyonunda Türkiye'nin üstleneceği rol tarihi önemdedir ve Türkiye'nin güvenliği için hayati niteliktedir. Musul'a girmemiz halinde Diyarbakır'ı vereceğimizi iddia eden zeka özürlüler bilmelidir ki Musul ve Kerkük'ün kaderini Ankara ve İstanbul'dan ayrı düşünmek vizyonsuzluk, tarihsizlik ve teslimiyetçiliktir. Musul, Musulluların, Türkmenlerin yurdudur. Ve burada Türkiye'nin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Türkmen elindeki huzur ve istikrar, Türkmenlerin hak ve çıkarları ülkemizin teminatı altındadır. Bu ise tarihin bize yüklediği sorumluluktur. Telafer yanarken susalım mı? Tusur, Mato, Halep, Türkmen Dağı ölümcül yaralar alırken duralım mı? Musul'da yeni bir dünya kurulup Irak ve Suriye baştan aşağı dizayn edilirken tepkisiz kalmak, bölgesel statüye kapılmak, küresel markaja alınmak demektir. Terör örgütleri sınırlarımızın hemen dibinde kendilerine hayat alanları açıp devletleşme yolu ararken Türkiye'nin kenarda beklemesi, gelişmeleri atıl şekilde izlemesi olacak şey değildir. Bizim için Musul Türkiye'nin tarihi meselesidir. Ve de kaderinin belirlenme sürecinde Türkiye dışarıda tutulamayacaktır. İp inceldiği yerden kopacaktır. Türkiye'nin meşru ve nefsi müdafasına gölge düşürmeye, sorgulamaya, tartışmaya açmaya kalkışanlar terörle ve küresel projelerle aynı karede duranlardır. İçeriden ve dışarıdan Türkiye'yi perdeleme ve önünü kesme çabaları karanlık bir amaca dönüktür. Hükümet bu oyuna gelmemeli, işbirlikçi aktörleri fark etmelidir. Bizi Musul'dan uzak tutmak için PKK ve FETÖ görevlendirilmiş, PYD, IŞİD çoktan devreye sokulmuştur. Dışımızda bunlar oluyorken HDP'li sözde siyasetçilerin terörist cenazelerine pişkince katılmaları, PKK'yı övme ve parlatma rezillikleri eskiyi aratmayacak şekilde devam etmektedir. Bunlarda ne utanma ne de arlanma vardır. PKK kan dökerken HDP'liler alkışlamaktadır. PKK vatan evlatlarını şehit ederken HDP'liler onaylamaktadır. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte iki siyasi bölücünün tutuklanması gecikmiş bir karar olmakla birlikte milletimizi bir nebze de olsa rahatlatmıştır. İhanet karşılıksız bırakılırsa milli vicdan çökecek, devlete duyulan güven çözülecektir. Bölücü hevesleri okşayan, suç ve cinayetlere kılıf arayan, teröristleri özgürlük savaşçısı hakkı yenmiş mazlumlar şeklinde göstermeye kalkan kim varsa vatana ihanet etmiş sayılacaktır. Maalesef bunların kadroları geniş ve sayıları kabarıktır. Özgürlük ve demokrasi paravanının arkasına gizlenmek, muhataplarını kurtarmaya, aklamaya, temize çıkarmaya yetmeyecektir. Yayınlarıyla teröre destek veren dergi, gazete ve televizyonlarda tahammül ve sabrın bir sınır olduğunu görmeli ve bilmelidirler. Her alanda FETÖ ve PKK'nın ayıklanmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken medya ayağına dokunulması neden birilerini rahatsız etmektedir? Adında Cumhuriyet olup da Cumhuriyet değerlerine en çok zarar veren Türkiye karşıtı oluşumları sevindirip umutlandıranın medya özgürlüğüne sığınmaları inandırıcı görülemeyecektir. Özgürlük demek millete küfretmek değildir. Özgürlük demek maneviyata sataşmak, mukadderata saldırmak hiç değildir. Şehitlerimize bir kez olsun Fatiha okumayıp milletimizin acılarını paylaşmayanların gündemdeki operasyonlardan hemen sonra mağduriyet kartını ileri sürmeleri bize göre gerçekçi ve geçerli bir durum değildir. Partimize yönelik yalan haberlerin merkezi olanlar, Türk milletinin safında durmayanlar önce zihniyetlerini gözden geçirmeli, sonra da öz eleştiri yapacak cesareti gösterebilmelidir. Terörizmle mücadelede herkese az ya da çok görevler vardır, görevler düşmektedir.
Artık milli hedef ve ülkelerde buluşabilmek için önce milliyi düşünmek, yerli hareket edebilmek gerekmektedir. Bunu yapar ve başarırsak PKK'nın, FETÖ'nün ve diğer örgüt, terör örgütlerinin kaynağı kuruyacak, saldırıları ise sonuçsuz kalacaktır.